Şahin. Ya Necati abi, vallahi biz sadece üniversiteyle ilgili konuşuyorduk Fırat'la. Ya başka bir şey değil yani. Narin, bak sen benim kızım gibisin. Sana o aileden hayır gelmez. Onun için o çocuktan uzak duracaksın. Ben senin üniversite bursunun peşindeyim. Zengin, hayırsever bir kadın var. Seninle tanışıp konuşmak istiyorum. Yaşasın, bitlendik. Şahin, sabah gidelim. Tamam abla, bitlendik biz, bitlendik. Okul tatil bize. Necati abi, dünyada benim için üniversiteye gitmekten daha önemli bir şey yok vallahi. O zaman o hovarda çocuğu bir daha görmeyeceksin. Tamam mı? Onlar zengin. Sen onlara ayak uyduramazsın. Bunca yılın emeğini heba etme, olur mu? Eğer lafımı dinlemezsen senin için parmağımı bile oynatma. Bakın kardeşim, bakın. Sen burada ulanlara mı kırıyorsun lan, he? Ne ulanları be? Geçiyordum. Lan yürü git eve, kırmayayım ağzını burnunu. Yürü! Ufaklık, binmek ister misin? Atla evine bırakayım seni. İyi teklif var, ısrarı yok. Kafamın içini mi görüyor ya? Bunu hissettim, yoksa salak lanet. Bu terliklerle de ne kadar çok yakışır benim yanım. Ay ne kadar güzel oldun kız Şadiye. Zafer seni görünce düşüp bayılacak ha. Ay abla, ben miyim ya? Ay Şadiye sakın, sakın ağlama, ağlama. Kız makyajını açacak. Ay hayret bir şeysiniz yani. Gören de kızı evlendirdi, koca gönderiyoruz zannedecek. Gel bakayım, gel. Ay abla. Ay. Çok teşekkür ediyorum sana ya. Resmen hayatımı kurtardın ha. Hadi git git, geç kalma. Abla hadi ben gidiyorum. Hadi. Alo canım, ne haber? Narin. Ya Sezenlerin evde arkadaşlarla toplandık. Ya o gördü, bu gördü derdi olmadan gelsene sen de. Rahat rahat konuşuruz he. Ya takılırız biraz ya, ortam güzel. Ha, neredeydi orası? Biliyorum, tamam, tamam. Abla ben de çıkayım artık. Fırat okula dönecek ya. Hani dönmeden son bir kez göreyim onu. Git, git. Aynen böyle devam et. Ziyan et hayatını o hayırsızın peşinde. Ama sonra hiç gelip bana zırlama. Zırlamam abla, merak etme. Ben kendimi korurum her şeyden. Benim içimde bir şalter var hep. Kötü bir şey olunca, kötüye gidince böyle o şalteri kapatıyorum, tamam mı? Kimse beni üzemez, korkma yani. Bazen de o şaltere uzanamadan yanıp kavruluverir insan ama. Sen yine kendine çok güvenme. Çok üşüdüm de daha kalın bir şeyler giyeceğim. Üstümü değiştireceğim, hemen gideceğim kuaföre sonra. Kız.
E daha iyi. Sar kalır işte birazdan. Daha ne istiyorsun? Allah Allah. Acelem var benim. Şey yapayım. Saçmalama ya. Kimse çıkarmadı. Geç. Çok güzelsin. Nereden bulmuş bu parkizeyi anlamadım. Burada mı takılalım, içeri mi geçelim? Bilmem. İçeride ne var ki? Gel, bence içeride konuşalım. Burada rahat edemeyiz. Ya Fırat, içeride ne yapacağız? Ne yapacağız? Pardon. Fırat ya, ne biçim yer burası? Ben gidiyorum. Ya gel buraya ya. Niye taşralık yapıyorsun? İki sevgilinin öpüşmesinde ne var ki? Biz de öpüşüyoruz değil mi? Bak bakayım bana. Ben senin o gülüşünü yerim. Güzel gözlüm benim. Baksana, bayrama gelirim ben herhalde. Vallahi sınavlara burada çalışmak daha iyi geliyor bana. Sen ne yaptın üniversite işine? Ne düşündün yani, ne okuyacaksın? Yani ne bileyim, bilmiyorum. Bazen kafam patlıyor böyle düşünmekten. Fırat, bir şey soracağım ama kızma. Yok, niye kızayım ki? Ya İstanbul'da başkaları oluyor mu yani İstanbul? Eğer sen istemezsen kimse olmaz. Oluyor yani. Ne alakası var ya? Şadiye de sinemadan çıkmıştır zaten. Sen niye bu kadar korkuyorsun? Ya bak, senin istemeyeceğin hiçbir şey olmayacak. Söz veriyorum sana. Sen niye kafanı böyle şeylere takıyorsun?
Sen enerjini okulla ver. Tamam mı? Senin çok güzel bir geleceğin olacak. Mutlu olacaksın yani. İnanıyorum ben gerçekten. Ve söz veriyorum hep yanında olacağım. Tamam. Ben seni çok seviyorum. Baksana sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen hukuk okusana. Niye? Ve mücadelelisin. Baksana. Bence kesinlikle avukat olmaz. Peki. Doğru mu lan abi söyledikleri ha? Utanmıyor musun lan elin adamlarına, pastane köşelerine elini? Hey! Dostlar, Romalılar, vatandaşlar. Ben buraya Moskov Recep'i övmeye değil, dönmeye geldim. Sanık tiyatro oyunu var, onu söylüyor. Sanık Moskov Recep Yılmaz. Kendini ruhsal ve psikolojik olarak koruyamayacak durumda olan Sayın Şadiye Yılmaz'ı defalarca kasten ve bilerek dövmek suçundan, kızın hayatında onarılmayacak yaralar açtığından dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 300. bendindeki 250 maddesince onarınca... Hiç kimisin lan? Hiç kimisin sana? Ha? Hiç kimisin lan? Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.